Evet, tekrardan herkese merhabalar diyorum. Şimdi ben bildiğiniz gibi son birkaç videodur Samsun'dayım. Videolar atıyorum, hatta sağ tarafa koyarım. Şimdi size Nurdan ablamın mutfağını göstereceğim. Samsun Atokum'da oturuyor. Şimdi mutfağın dolap içlerini falan göstereceğim. O halde başlayalım. Ha, bu arada Nurdan ablam benim eğitim oluyor. Bu şekilde. Haydi o zaman başlayalım. Kapının girişinde şöyle bir saat var. Hemen böyle sol tarafta buzdolabı var. Onun üstüne böyle sepetler falan koymuş Nurdan abla. Tost makinesini koymuş. Şu dolapta bakalım. Burada da süzgeç, kek kalıpları falan var. Böyle siyah bir tezgah var. Siyah ankastre seti tercih etmiş. Siyah tezgah olduğu için daha uyumlu olsun diye. İlk başta tezgahın üstündekileri söyleyelim. Hemen bir sürahi var. Hepimizin olduğu gibi tezgahta klasik. Böyle bir peçetelik var. Böyle kırmızı kırmızı da uyumlu olmuş. Burada semaveri var. Blender var. Semaveri Arçelik marka. Hemen şöyle bu tarafa bakalım. Bu tarafta da iki tane böyle baharatlık seti var. Burada yağdanlık var. Tepsiler var burada. Şu çok tatlı, cicili bicili. Burada da hemen peçetelik var. Böyle. Şimdi dolaplara devam edelim şuradan. İlk dolabı burada su bardakları, tatlı bardakları, çay bardakları var. Üstte hemen borcam var. Yukarıda yemek tabakları var. Burada bunun bir tanesi fazla sanırım. O yüzden burada sürahi var fazladan. Burada çocukların ilaçları falan var. İlk dolap böyle bu şekilde. Hemen ikinci lavabonun üstündeki dolaba bakalım. İkinci dolapta da daha çok böyle günlük tabaklar var. Kahvaltı takımları var. Böyle çerezlikler var. Yemek takımları var günlük. Böyle saklama kapları falan da burada. Küçükler, işte büyükler. Çay bardağı altlıkları da burada. Böyle çok güzel böyle dantel örtüler sermiş Nurdan abla. Hemen bu tarafa bakalım. Burada da salata tabakları var, şekerlikler var altta. Böyle yemek tabaklarının devamı var. Burada sütlü kahve bardakları var, böyle iki tane set. Şu çok tatlı, şöyle göstereyim. Çok güzel. Hemen yukarıda kahvaltı takımının bardakları var. Burada yine kahve fincanları var. Burada Nurden ablama hediye gelmiş. Çaydanlık var. Bir an unuttum. Böyle burayı da kapatalım. Burada dediğim gibi ankastre set var. Ankastre setin hemen üstündeki dolapta yine böyle kek kalıbı var. Blender set var. Hemen böyle sağdaki dolapta, en sağda artık duvarın ve camın yanındakinde, burası baharatlık bölümü. Burada baharatlıkları var. Üstte fincan seti var. Bu da hediye gelmiş Mudo'dan. Yukarıda da yine kahveler, işte farklı baharatlar var. Birkaç tane daha. Hemen alt dolaplara geçelim. Şu üstü hepsini bitirdik. Şimdi alta da yine bu bulaşık makinesinin yanından başlayalım. Burada ıvır zıvır bölümü var. Daha çok çocuklara yönelik, işte kaplar falan, yemek getirip götürürken rahat olsun diye. Burada bulaşık makinesi var. Bu da Arçelik'in. Hemen bu lavabonun altında genelde deterjanlar falan oluyor. Buraya öyle çok bakmamıza gerek yok. Şöyle göstereyim. Çöp kovası var ve deterjanlar var. Şimdi çekmecelere bakalım. Çekmecelerde de zaten klasik. İlk çekmecede çatal bıçaklar var, tahta kaşıklar var ve kullanılan diğer çırpıcı kepçe falan var.
İkinci çekmecede su bardakları var. Kupalar var, su bardakları var. Böyle. Şunlar da çok güzel. Şöyle göstereyim. Hemen üçüncü çekmeceye bakalım. Burada da altlık var. Ondan sonra sofra bezleri var, bezler var, streç film var bu şekilde. En altta da yine böyle oklavalar, merdane, buzdolabı poşetleri, süngerler falan var. Hemen burada ankastre setin altında da şöyle yine ıvır zıvır ekmek sepeti falan filan var. Yine tepsi var bir tane gördüğüm kadarıyla. Hemen son dolabı da açalım. Burada da yine bakliyat bölümünün devamı var. Hani üstte göstermiştim ya baharat setini. Burada da aynı bakliyat bölümünün devamı var. Arpa şehriye falan filan hepsi burada. Bu hemen kapının sağında böyle bir dolap var. Buna da Nurdan ablam peçete diyorum. Tencerelerini falan koyuyor. Evet. Hemen bu tarafa döndüğümüz zaman gösterdiğim gibi dolaplar var. Şöyle siyah beyaz bir halısı var. Grili siyah beyazlı. Bu da mutfağıyla gerçekten çok uyumlu. Çok da güzel duruyor. Hemen bu tarafta camı var. Perdeleri böyle daha düz tercih etmiş. Şöyle dışarıya bakıyor. Balkonunu da göstermek istiyorum size. Çünkü çok geniş ve ferah bir balkon var. Böyle mutfağın büyüklüğü gayet de güzel. Hele İstanbul'a göre gayet çok büyük bir mutfak hatta. Maşallah güzel. Şimdi hemen buradan da balkona çıkılıyor. İlk başta şöyle manzarayı göstereyim. Böyle manzara şöyle aslında bu bina önceden yokmuş sonradan dikmişler. Böyle güzel çocukların da böyle aşağıda rahat rahat oynayabiliyorlar. Bisiklet sürüyorlar. Böyle hemen mutfak masasını buraya koymuş. Böyle burada genelde yemek yedik, çay içtik. Böyle beyaz, mutfağa uygun bir masa. Burada da yine böyle çiçekleri var. Şu tarafta da çiçekler var. Böyle kaktüsleri var. Böyle burada da yine farklı bir çiçek var. Balkon böyle cam mekanlı tamamen. Şöyle perde diktirmişler. Böyle bir balkon. Yine şurada da bir kapı var. Bu kapıdan da salona geçiliyor. Oturma odasına geçiliyor. Bu şekilde. Şöyle tekrardan bir göstereyim. Bugünlük videom da bu kadardı. Umarım beğenirsiniz, umarım izlersiniz. Videolarıma devam etmeyi ve izlemeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.